Orta Asya'nın bozkurtları olan Türkler, M.Ö. 234 yılına geldiklerinde, Tanrı tarafından Oğuz adında bir insanoğlu ile ödüllendirilmişlerdi. Çin'in kendisini mutlak egemen olarak bildiği ve çevresindeki uluslar üzerinde baskı kurmaya çalıştığı bir dönemde, Orta Asya çok büyük olayların yaşanacağı bir döneme adım atıyordu. Bir cihan imparatorluğu kuracak olan Oğuz Kağan Acun'a gelmiş ve daha gözlerini açtığı andan itibaren mucizeleriyle kutluluğunu ortaya koymaya başlamıştı. Türk tarihinin kuşkusuz en büyük Kağanlarından biri olan Oğuz Kağan, gerek yazılı kaynaklarda, gerekse de sözlü edebiyatta süre gelen Oğuz Destanı'nda anlatıldığı üzere, yaşamı mucizelerle dolu olan bir Türk yiğididir. Doğduğu gün, onun Tanrı'nın kutuna sahip olduğu anlaşılmış ve mucizeleri görülmeye başlamıştır. Yalnızca doğduğu gün annesinden süt emmiş, daha sonra bir daha süt emmemiş, çiğ et yemiş ve kımız içmiştir. Doğduğunda yüzü gök mavisi, ağzı ateş kırmızısı, saçları simsiyah, kaşları kapkaraydı. Çok kısa sürede büyümüş ve bir yaşına girmeden konuşmaya başlamıştır. Yaşını doldurmadan okunu ve yayını alıp hava gittiği ve tüm Türk elinde ününün hızla yayıldığı, yine mitolojik ögeleri de barındıran Türk destanlarında belirtilmektedir. Oğuz Kağan'ın adı doğduktan bir süre sonra konulmuştur. Çünkü Türklerde at verme geleneği böyledir. Gök sakallı ve ay yüzlü bir bilge çocuğun özelliklerine bakarak ona uygun bir at verirdi. Hatta bir rivayete göre Oğuz Kağan kendisine Oğuz adının verilmesini kendisi istemiştir. Burada belirtilmesi gereken başka bir konu da Oğuz Kağan ile Metehan'ın aynı kişi olduklarıdır. Oğuz adı babası Teoman tarafından verilen addır. Mete ise Çin kaynaklarında Oğuz Kağan'ı belirtmek için kullanılan addır. Orta Asya Türk tarihi hakkında Türkler tarafından yazılmış yazılı kaynaklar olmadığı veya henüz bulunamadığı için Türklerin çevresindeki ulusların tarihi kaynaklarına bakarak bilgi edinilir. Bu kaynaklar içinde kuşkusuz en önemli olanları Çin kaynaklarıdır. Çin kaynaklarında Oğuz Kağan için, Maut'un yani bugünkü Çince'ye göre Mete diye seslendirilen bir at kullanılmıştır. Eski Çince'ye göre sesletim yapılacak olursa, bu at Bahadır olarak seslendirilir. Bu bilgiler göz önünde bulundurulursa, Oğuz Kağan'ın adının Bahadır'dan başka bir at olmadığı da söylenebilir. Fakat Türklerce yaygın olarak kullanılan ve benimsenenler Oğuz ve Mete adlarıdır. Oğuz Kağan'ın babası, Teoman'dır. Bu at da Çin kaynaklarından alınmıştır. Teoman adı bu haliyle yabancı kökenli bir sözcük gibi durmaktadır. Fakat bu adın aslı eski Türkçedeki Tuman adıdır. O dönemde Tuman Türkler arasında sıkça kullanılan bir addır. Mete'nin babası olan Tuman'ın iki oğlu vardır. Teoman'ın büyük oğlu olan Metehan küçük yaşta kahraman bir savaşçı gibi ava gitmeye başlamıştır. Yine Oğuzname'de geçen bir olay şöyledir. Türk yurdunda Türk budununa musallat olan, koyunları, geyikleri ve insanları yiyen tek boynuzlu gergedana benzeyen bir hayvana kimsenin gücü yetmiyormuş. Oğuz Kağan, tek boynuzlu gergedana benzeyen bu hayvanla yiğitçe mücadele etmiş ve sonunda onu öldürmüştür. Bu olaydan sonra Mete'nin kahramanlığı tüm Türk eline yayılmaya başlamıştır. Mete büyüyünce, babası ile arası açılmıştır, çünkü Teoman, tahtını küçük oğluna bırakmak istediği için, Mete'yi ortadan kaldırmayı düşünmektedir. Bunun için Mete'yi, Tanrı dağlarının kuzeybatısında yerleşmiş bir topluluk olan yüeçilerin yanına göndermiştir. Bir süre sonra da nedensiz olarak yüeçilere akın başlatmıştır. Bunun üzerine yüeçiler Mete'yi öldürmek veya tutsak etmek için yakalamak istemişler, fakat Mete Han, atı hızlı koştuğu için kaçmayı başarmıştır. Mete'nin gösterdiği bu yiğitlik üzerine Teoman, Mete'yi ödüllendirmiş ve on bin kişilik bir tümeli oğluna armağan etmiştir. Mete Han, babasının armağan ettiği 10.000 çerilik orduyu kendi yöntemine göre eğitmiş ve tarihin en disiplinli ordularından birini kurmuştur. Askeri dehası ile onluk sistemi kurmuş ve vızlayan okları icat etmiştir. Kemik okların ucuna açılan deliklerin vızıldaması ile gittiği yere işaret eden bu oklar, Mete'nin çerilerini eğitmesinde çokça işe yaramıştır. Çerilerini çok disiplinli olarak yetiştirmek isteyen Mete Han, buyruklarını yerine getirmeyen çerilerinin başını kesmiştir. Çerilere nereye ok atarsa bütün ellerin oraya ok yağdırmasını emretmiştir. Dağın eteğindeki bir taşa ok atan Mete'nin tüm askerleri taşı ok yağmuruna tutmuşlardır. Daha sonra okunu üzerindeki atın gövdesine doğru atan Mete'nin çerilerinin bir kısmı Mete'nin atına ok atmaktan çekinince ok atmayanların başını kesmiştir. Hatta bir gün Mete sevgilisine ok atmış bunun üzerine hatuna ok atmaya cesaret edemeyenlerin yine başını kestirmiştir. Büyük Hun İmparatorluğu, Teoman'dan sonra en parlak devrini Oğuz Kağan zamanında yaşamıştır. Oğuz Kağan, Kağanlığı elde ettikten sonra dört yöne akınlar düzenlemiştir. Bugünkü İran, Suriye, Moğolistan, Hindistan, Çin ve Rusya topraklarında egemenlik kurmuştur. Batıda Japon denizine, güneyde Hint okyanusuna, kuzeyde Sibirya ovasına ve doğuda Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada kurduğu büyük imparatorlukta, Acun'un en köklü ve güçlü uluslarına baş eğdirmiştir. Oğuz Kağan'dan önce Çin kendisini yenilmez güç olarak görüyordu. Fakat Oğuz Kağan, Çin'e yaptığı seferler sonucunda Çin'in tamamını egemenliği altına almıştır. Hatta Hun akınlarından korkan Çinliler meşhur Çin Seddi'ni yapmışlardır. Bu başarılarla bir cihan imparatorluğu kuran Oğuz Kağan, Türk tarihinin en büyük komutanlarından ve kağanlarından biri olmayı başarmıştır. Oğuz Kağan ile babasının arasının açılmasına neden olan başka bir rivayette belirtildiği göre, Oğuz Kağan eski Türk inancında bulunan bazı kutsal değerlere karşı çıkmıştır. O dönemde Türkler, gök tanrı dinini benimsemişlerdi, bu dinde, tek tanrı bulunuyordu, fakat yeri, göğü ve tüm evreni yaratan gök tanrının yardımcıları sayılabilecek ongunlar ve çalaplar da bulunmaktaydı. Oğuz, bu düşünceye karşı çıkmış ve bunu yanlış bulmuştur. Ona göre Acun'un tek yaratıcısı ve yöneticisi vardır, o da gök tanrıdır. İşte bu başkaldırış, Türkler arasında çok tanrılı bir dine karşı, tek tanrının varlığını ispata benzeyen bir durum almıştır. Oğuz, çevresindeki herkesi kendi düşüncesine çekmeye çalışmıştır. Önce annesinden ve sevgilisinden başlamıştır. Kuşkusuz Oğuz Kağan'ın bu düşünceleri, sıradan insanların inançlarından değildir. O, güçlü düşünme ve sezgi yeteneğiyle tanrısal bir görevi yerine getiriyordu ve kutsal ülküsü uğruna savaşan bir alperendi. Acun'daki her ulusa bir peygamber gönderilmiştir. Mete'nin yaşadığı döneme kadar Türklere gönderilen peygamber hakkında kesin bir bilgi yoktur. Oğuz Kağan'ın büyük bir komutan ve lider olmasının yanında, Tanrı'nın elçisi olduğu da söylenir. Oğuzname'nin birçok bölümünde, Oğuz Kağan'ın mucizelerle dolu yaşamında tanrısal bir gücü olduğuna da dikkat çekilir. Ayrıca eski Türkçenin Orhun yazıtlarından sonra yazılan bazı kaynaklarda, peygamber anlamına gelen, yalavaç sözcüğü bulunmaktadır. Bir ulus, bilmediği tanımadığı bir nesne veya varlığa at vermeyeceğine göre, Türklere o zamana kadar bir eçi gönderildiği düşünülebilir. Bu bilgilere dayanarak, Oğuz Kağan'ın gök tanrı dinini sistemleştiren bir peygamber olduğu söylenebilir. Oğuz Kağan, yaşamı boyunca iki kız ile evlenmiştir. Bunların birisini, bir gün tanrıya yakarışta bulunurken tanımıştır. Bir anda karanlık çökmüş ve gökten bir ışık ile bir kız inmiştir. Oğuz bu kıza aşık olmuş ve onunla evlenmiştir. Oğuz'un bu evliliğinden üç tane oğlu olmuştur. Bunların adları gün, ay ve yıldızdır. İkinci evliliği ise, ava gittiği bir gün gölün ortasındaki bir adada, ağacın kovuğunda oturan bir kız ile yapmıştır. Bu evlilikten de gök, dağ ve deniz adında üç oğlu olmuştur. Oğuz Kağan'a göre ilk evliliğini, göğün kızı, ikinci evliliğini ise, yerin kızı ile yapmıştı. Gök tanrı inancında, yer ve gök kutluydu, fakat Acun'un yüce gök tanrısı, gökte bulunduğu için ilk evliliği daha kutsaldı. Ondan olan üç çocuk da, son evliliğinden olan üç çocuğa göre daha kutlu ve üstündü. Hun devletine altın çağını yaşatan Oğuz Kağan, artık kendisinden sonra devletin başına geçecek kişiyi belirleme zamanının geldiğini düşündüğü için, bir gün çocuklarını ava göndermiştir. Gök, dağ ve deniz hanı bir yöne, gün, ay ve yıldız hanı da öteki yöne göndermiştir. Yeğin kızından olan üç oğlu, avdan dönerken bir üç altın ok bulmuştur. Göğün kızından olan üç oğlu ise yine avdan dönerken bir altın yay bulmuştur. Bunları babalarına getirince, Oğuz Kağan şöyle buyurmuştur. Kutlu altın yayı bulan gün, Ay ve Yıldız Han oğullarım, bu yayı aranızda bölüşünüz. Bunun üzerine yayı üç parçaya parçalayıp bozarak böldükleri için göğün kızından olan bu üç oğluna, Bozok adını vermiştir. Üç tane altın ok bulan gök, dağ ve deniz han oğullarına ise, sizler de okları paylaşınız demiş ve yerin kızından olan üç oğluna, üç ok adını vermiştir. Oğuz'un altı oğlu, böylece bozok ve üç ok olarak iki kola ayrılmıştır. Oğuz Ata'nın bu altı oğlunun da, dörder oğlu olmuş ve bugünkü 24 Oğuz boyu, böylece oluşmuştur. Oğuz Kağan, çocukları içinde en büyüğü ve kutlusu olarak kabul ettiği Gökhan'a da, kendisinden sonra tahta geçmesini buyurmuştur. Acun'daki görevini başarıyla yaptığını düşünen Oğuz Ata, son akınından ordusu ve çocuklarıyla birlikte sağ ve esen döndüğü için, büyük bir toy hazırlatmak için çerilerine emir vermiştir. Kağan için, direkleri altından kaplı, bir saray kadar büyük bir otağa yapılmıştır. Otağın çevresi yakut, safir, zümrüt ve firuze gibi değerli taşlarla süslenmiştir. 900 tane yılkat at ile 9000 tane koyun kesilmiş, 99 tane havuz içine kımız doldurulmuştur. Toy sırasında oğullarına yararlı bilgiler öğretmiş, öğütlerde bulunmuştur. Bazı illeri oğulları arasında paylaştırmış ve Büyük Hun İmparatorluğunun kendisinden sonra da aynı güçte kalması için oğullarına uyarılarda bulunmuştur. Bu halde M.Ö. 174 yılında uçmağa varmıştır.